Haberin sesinden bir kez daha merhabalar. Yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Reklam arasına gitmeden önce de sizlere ifade etmiştim. Konuğumuzla birlikte merhaba diyoruz bu bölümümüzde sizlere. Kıdem tazminatından söz edeceğiz ve taşeron işçilerden, taşerona yönelik çözüm önerilerinden söz edeceğiz bugünkü bölümümüzde. Ve Türk İş Samsun İl Temsilcisi Sayın Nakip Yılmaz stüdyomuzda bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Burcu Hanım. Teşekkür ediyoruz öncelikle burada olduğunuz için. Ben davetimizi kırmadığınız için. Sözlerime başlamadan önce bu imkanı sağladığınız için şahsınızda, kanalınıza teşekkür ediyorum. Ayrıca Ankara ve İstanbul'da yaşanan terör olaylarında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum. Evet. Emeğiyle geçinen işçi arkadaşlarımızın kazasız belasız çalışmaları dileyerek programımıza başlamak evet, istiyorum. Evet, bizim de temennimiz bu. Ne yazık ki iş kazalarının, işçi ölümlerinin fazla olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Bizler de vermeye arzu etmiyoruz bu tarz haberleri. Umarız da yaşanmaz sizin de ifade ettiğiniz İnşallah. Gibi. Kıdem tazminatından söz edeceğiz ve taşeron işçilerden bahsedeceğiz. Kıdem tazminatı ile başlayacağız. Çok sık duyuyoruz artık kıdem tazminatını, bu konuya dair düzenlemeleri bunlardan söz edeceğiz. Ama tüm bunların öncesinde ne olduğunu isterseniz kıdem tazminatının anlatalım. Bununla başlamış olalım sohbetimize de. Kıdem tazminatı nedir? Ne anlamalıyız bu kavramdan? Sonrasında ayrıntılara çok bakarız. Çok teşekkür ederim Burcu Hanım. Kıdem tazminatı ne zaman ülkemizde gündeme gelse ülkede bir seçim var diye endişe eder hale geldik. Çünkü kıdem tazminatı 1936 yılında 3008 sayılı kanuna yürürlüğe girmiş tam 80 yıllık bir kazanım, bir hak. O zamanlar işsizlik sigortası, kıdem tazminatı fonları yokken böyle bedensel yıpranma adı altında işçilere 80 yıl önce verilmiş bir hak, bugün kıdem tazminatının verilmiş 30 günlük bu hakkın geriye götürülmesi gibi bir taleple karşı karşıya. Kaldırılacak mı? Fona mı devredilecek? Tabii sürekli böyle 6 ayda bir gündeme gelince bizler de rahatsız olmaya başladık. Ama Türk iş ailesi olarak ve çalışanlar olarak bundan hiçbir tereddütümüz yok ki bir gün bir saat bile geriye gitmeyecektir. Kıdem tazminatı çalışmış olduğu kişinin 25-30 yıllık çalışmış olduğu süre içinde bedensel yıpranmanın karşılığında verilen bir hak olarak kısaca evet. böyle özetleyebiliriz. Ve bu hakla ilgili sizin de ifade ettiğiniz gibi bir gündem var. Bugünlerde dile getirilen, hükümet tarafından dillendirilen, işçiler tarafından dillendirilen ve bir endişe var işçiler bağlamında baktığımızda. Kalkacak mı? Bu soru gündeme geliyor. Bunu soracağız biz de size. Bu hakkın geri gitmemesi için mücadelemiz devam edecek. Buna izin vermeyeceğiz dediniz. Peki nasıl hesaplanır kıdem tazminatı? Bundan da bahsedelim isterseniz. Şimdi kıdem tazminatının hesaplanmasında çalışan arkadaşlarımızın, çalışan işçilerimizin bir ay içinde aldıkları tüm ücretler, yemek paraları, yol paraları, ikramiyeleri bunların tamamı 12 ay içinde aldıkları ama bir sefer değil, yıl içinde birkaç defa süreklilik arz eden paraların hepsinin toplamı bir yıl içinde aldığı paralar toplanıyor. 360'a bölünüp 30'la çarpılmasıyla ortaya çıkıyor. Tabii her çalışanın kıdem tazminatı kendine göre farklı. Kıdem tazminatının bugünkü rakamı 4.092 lira. Evet. Şimdi hesaplanırken işverenimiz şunu söylüyor. Bu bir aylık 30 günlük ücret bunlara çok geliyor. Ben bunu 15 güne düşüreceğim. Yani bu şu demektir. Bir yıl boyunca aldığı parayı 360'a bölüyoruz, 30'da çarpıyorduk. Şimdi 15 ile çarpın deniyor, 20 ile çarpın deniyor. Evet. Yani %50 oranında bir kayıp yaşanacak burada. Hı hı. Türk İş'in bu konuda almış olduğu Aralık ayında, 2015 aralığında yapmış olduğu genel kurulda da vardı. Bu çocuklarımızın, erkek çocuklarımızın düğün parası, kız çocuklarımızın çeyiz parası dedi genel başkanımız. Yani 80 yıl önce verilmiş bu hakkı, 74-75 yıllarında biraz daha güçlendirilmiş olmasına rağmen bu hakkın biz bir saat bile geriye düşürülmesine karşıyız. Peki fona devredilmesine karşı mıyız? Şimdi hükümet şöyle bir şey söylüyor. Kıdem tazminatı sadece kamudakiler alıyor %10'u. %90'ı kıdem tazminatından faydalanamıyor deniyor. Bu yüzden kıdem tazminatı fonu kuracağız. Bu çalışılan arkadaşlarımızın devlette bekleyen parası fona aktarılacak. Fonda çok iyi değerlendirileceği bunlar evet, söyleniyor. O paranın kullanılacağı bir kullanılacağı söyleniyor. Şimdi tabii ki şu var. Yöremizde biz Samsun'da yaşıyoruz. Yöremizde kıdem tazminatı almayan benim de eşim, dostum, akrabam, komşum var. Aynı binada oturduğum insanlar var. Doğru, bunlar alamıyor.
Ama bunların alması için illa kıdem tazminat fonuna gerek yok. İş kanununa bir madde daha eklenip değil mi? Başka bir çözüm kıstel yövme bir yolu yapılarak var. Kıstel yövme yapılarak eğer 6 ay çalışmışsa 6 aylık oranında. Hı hı. 8 ay çalışmışsa 8 ay oranında kıdem tazminatı bunlara verilebilir. Ama parayı fona devretmeye gelince bunda da Türk İş'in ve tüm çalışanların büyük bir direnç göstereceğinden kimsenin endişesi olmasın. Hı hı. Çünkü bu hakkımızı biz kaybetmek istemiyoruz. Zaten tıpkı çalışma hayatı ülkemizin gündemi gibi oldu. Evet. Ülkemizin gündemi ne kadar karışıksa bizim çalışma hayatı da çok karışmaya başladı. Değil mi? Şimdi farklı farklı konular. Kıdem tazminatı 1400 iki tane iş kanunu var. 1475 ile geldi. Hı hı. 2003 yılında 4857 kanun yasa çıkarken diğeri lav edildi. Evet. Ama tek bir maddesi lav edilmedi. 1475'in 14. maddesi lav edilmedi. Kaldı ki bu da kıdem tazminatı. Yani taraflar o hakkın korunacağı o zaman da ifade edildi. O zaman da edildi. İki tane iş kanunu var. Yeni bir iş kanunu çıkıyor. Evet. Bunda işte farklı düzenlemeler yapılacaklarını hı-hı söyleniyor. Bizim tek talebimiz şu. Yapılacak düzenleme kamuoyunda net belli olsun. Hı-hı. Biz neresine itiraz edeceğimizi de bilmiyoruz. Kıdem tazminatı fonu kuruldu, kurulacak evet, deniyor. Evet, kıdem tazminatı kaldırılacak deniyor. Kaldırılacak deniyor, fon kurulacak deniyor. Ne olacağının altı dolu olsa, hı hı, yani biz de görüşlerimizi, taleplerimizi ona göre sıralayacağız ama altı ne olursa olsun Türk işçi sınıfı kesinlikle kıdem tazminatının dokunulmasına karşı. Evet, çünkü verilen bir hak var. Geçtiğimiz yıllarda korunan bir hak bu. Şimdi bu haktan geriye dönüş sağlanması planlanıyor. En azından açıklamalar bunu evet gösteriyor. Şimdilik net bir şekilde bir planlama yapılmamış olsa da bu net açıklamadan, planlamadan sonra siz de belki mücadelenizi daha etkin bir şekilde sürdürmeye bununla başlayacaksınız. Bununla ilgili sendikaların görüşü mutlaka alınmalı derken biz ülkemizi en az bizim siyasiler kadar seviyoruz. Yani o insanlar belki de ondan fazla seviyoruz. Bu yasa düzenleme yapılırken taraflar arasında bir görüşme yapılıp talepler alınıp yasa nedir, yeni bir yasa çıkıyorsa bu çalışanı memnun edecek, hakkını bir adım ileri götürecek bir yasa değil olmalı. Mi? Kaldı ki ülkemizde 2008 yılında 5510 sayılı genel sağlık sigortası çıktığında eski çalışma bakanımız Faruk Çelik bu bir devrim, 50 yıl daha buna dokunmayacağız demesine rağmen 3 sene sonra yasanın yanlış olduğu ortaya çıktı. Bizim de birçok hakkımız gitti. Hakkımız gasp edildi. Evet. Sigorta primlerimiz arttı, vergiler arttı, ikramiyeden sigorta primi kesilmiyordu, onlar girdi devreye. Yani birçok hakkımız gitti. Devrim şudur ya da yapılan değişiklik çalışanın lehine olmalı, aleyhine olmamalı kesinlikle diye düşünüyoruz. Bu yönde çalışmalar olursa destekleyeceksiniz ama tersi bir durum olursa da tabii buna karşı olacağınızı karşı ifade ediyorsunuz. Peki yine kıdem tazminatıyla ilgili konuşmaya devam edelim. Daha doğrusu ne olduğuyla ilgili konuşmaya devam edelim. Nasıl ödenir kıdem tazminatı? Taksitle ödenmesi mümkün müdür örneğin? Şimdi Burcu Hanım, özel sektör ya da belediyeler 4 eşit taksite bölebiliyor. Ona bölebiliyor. Ama kıdem tazminatı bir haktır. Evet. Çalışan arkadaşım Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alacağı kıdem emekli olabilir evranı kurumuna verdikten sonra, çalıştığı iş yerine verdikten sonra ilk önce onun parası ödenmek zorunda. Bunun süresi bir aydır. Eğer bir ayı geçmişse ya da bazı işverenlerimiz şöyle yapıyor. 4 eşit taksite bölüp vereceğim diyor. Tabii bu genelde belediyelerde yaşanıyor. Belediyelerin mali durumlarıyla ilgili. Ama kamuda SGK'dan aldığı belgeyi kuruma ibra ettikten sonra gerekli şartları oluşturup ibra ettikten sonra bir hafta 10 gün içinde arkadaşlarımız kıdem tazminatını alıyorlar. Evet, bu konuyla ilgili de böyle bir düzenleme olduğunu dile getirmiş olalım. Farklı bir uygulamayla karşılaşan insanlar için de bir uyarı niteliğinde aynı zamanda bu yaptığınız açıklama. Evet. Bu şekilde ödeniyor kıdem tazminatı. Peki kişi kendi isteğiyle işten ayrılma kararı aldığında da bu hakkı kazanmış oluyor mu? Burcu Hanım, şimdi kıdem tazminatı alabilmenin tabii ki belli şartları var. Eğer çalışma süresi, sigortalılık süresi ve yaşı doldurmuşsa arkadaşımız emekli olabilir. Ama kendi rızasıyla işten ayrılanlarla ilgili şöyle bir açık yer var. Erkek arkadaşlarımız ilgili askerlikle ilgili, bayanlar da doğumla ilgili eğer doğum hali gerçekleştirilirse bir yıllık bir süreleri var. Evet. O süre içinde ayrılabilirler ama onun haricinde kendi isteğiyle işten ayrılan insanlarımızın, çalışanlarımızın kıdem tazminatı alma talep etme hakkı yok.
Evet, buna da açıklık getirmiş olalım. Az önce ifade ettiğiniz bazı ödemelerin kıdem tazminatı dahilinde hesaplandığını ama burayı biraz açacak olursak, örneğin hangi ödemeler bu hesaplamanın içerisinde yer almaz? Yer almayacak olanları, şimdi çalışanlarımızın bir ücretleri var, aylık ücretleri var. Bu brüt üzerinden hesaplanıyor. Evet. İki, yemek yardımları, yol paraları, ikramiyeleri, her türlü düzenli ödenen para bu miktarın içine dahil edilebilir. Evet. Mesela yılda bir sefer Ramazan yardımı diye bayramda bir yardım verildi. Hı hı. Bu hariç oradan çıkartılır ama her Ramazan veriliyorsa bu da o işin içine dahil edilebilir. Hı hı. Ücretle ilgili tüm ödemeler kıdem tazminatının hesaplanmasında geçerlidir. Evet, önemli olan burada sürekli. Sürekli ödenmesi. Olması, değil her mi? Ramazan rutin ödeniyorsa olarak, o da bunun içine dahil edilebilir. Hı hı. Ne olursa olsun konu, rutin bir şekilde bir ödeme yapılıyorsa kişiye bu hesaplamanın içerisinde yer alıyor. İşte 12 ay boyunca aldığı ücretler alt alta toplanacak. Demin de söylediğim gibi 360'a bölünecek, 30'da çarpılacak. Evet, şu anki düzenleme bu. İşte bu 29 gün, 23 saat falan dahi olsa biz karşı çıkıyoruz tabii, kabul evet, etmiyoruz. Değil bunu. Mi? Çünkü elde edilen hak. Gelişmiş ülkelerde bunlar 30'la değil 40'la, 45'le, 50'yle çarpılabiliyor. Bizim ülkemizde de toplu sözleşmelerle zaman zaman bu 40 günlere 93 öncesinde yapılmıştır ama Türkiye'nin bugünkü durumu 30 gün üzerinden uygulama yasada bu döndü. Evet, öyle ki bunun daha aşağı düşürülmesi planları olduğu da var. Bunu konuşuyoruz biz de bugün. Peki kesinti söz konusu oluyor mu kıdem tazminatında? Kıdem tazminatına sadece binde 5 damga vergisi kesiliyor. Onun haricinde tüm ödemeler nakdi olarak toptan ödeniyor. Yani hiçbir kesinti yapılmıyor. Gelir vergisi, sigorta primi gibi şeyler artık kesilmiyor. Sadece damga vergisi kesiliyor. Evet, bunu da yine belirtmiş olalım. Peki zaman aşımı kavramı burada karşımıza çıkıyor mu kıdem tazminatı ile ilgili olarak? Burcu Hanım, şimdi zaten eğer çalışanımız emekli olmayı düşünmüşse, gereken şartlar da oluşturmuşsa, zaten Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan aldığı emekli olabilir yazısını işverenine ibra ettikten sonra işveren de en geç bir ay içinde o hesabına diğer parayı aktarmak zorunda. Zaman aşımı gibi bir şey yok. Yalnız bir ayı aşan zamanlarda eğer ödememişse tabii ki mahkeme, faiz isteme hakları arkadaşımıza doğabilir. Evet, böyle bir durumla karşı karşıya kalınıyorsa esas olan bir ay içerisinde esas, ödenmesi yapılanda bu. 30 iş günü içinde ödenmesi gerekiyor. Genelde de ödeniyor. Evet ki eğer 30 iş günü içerisinde ödenmemişse bir faiz alma durumu karşımıza çıkabiliyor. Dava açılır. Bu çünkü yasal bir durum değil. Evet. Yasal olan 30 gün içerisinde ödenmiş olması. Peki devretme durumu var mıdır? Örneğin kişinin eşi kazandı kıdem tazminatı almaya hak kazandı ama hayatını kaybetti. Eşi alabilir mi onun kıdem tazminatını? Zaten yasamız da o yönde düzenlenmiş. Eğer çalışan arkadaşımız vefat etmişse emekliliği doldurdu kıdem tazminatı. Önce eşiyle ailesine kesinlikle veriliyor. Yani eşi çalışan vefat etti diye onun kıdem tazminatına kimse el koymuyor. Ailesine o para aktarılıyor. Evet, bu konuda da düzenlenmiş. Bu konuda da düzenleme bizim de memnun olduğumuz gayet iyi bir düzenleme. Kesinlikle, yani eşine devredebiliyor kişi o hakkını. Peki aynı yerde çalışan bir kişiden söz edecek olursak kıdem tazminatı almaya hak kazandı. İşten ayrıldı, kıdem tazminatını aldı. Sonrasında tekrar yine aynı yerde çalıştı ve ikinci kez bu hakkı kazanabilir mi kişi? Bu durumda bu duruma dair bir düzenleme var mı? Bu soruyu için teşekkür ediyorum. Ülkemizde emekli olan birçok çalışanımız var. Emekli olduktan sonra tekrar çalışmak zorunda kalın diyor. Evet. Bunun sebeplerini burada tartışmak istemiyorum. Emekli maaşı yetse zaten evinde hanımıyla beraber çoluk çocuğuyla oturacak ama maalesef emekliliğin tadını çıkaramayan bir toplumuz. Bugünümüzün şartlarında emekli olan insanımız emekliliğin tadını çıkartamıyor. Mecbur çalışmak zorunda kalıyor. Evet, bir iş yerinde çalışıyor. 25-30 yıl çalışmış olsun. Emeklilik talebinde bulunuyor. Kıdem tazminatını alıyor. Aradan 3 ay geçtikten sonra tekrar işe ihtiyacı varsa, geçinemiyorsa ya da çalıştığı yer kendisinden çok memnunsa, talep edip çağırmışsa, o arkadaşımız orada 3 yıl daha, 4 yıl daha çalışmışsa tekrar o 4 yıl karşılığında kıdem tazminatını alır. Yeni bir hak doğmuş oluyor kişiye. Çünkü çalışma hayatını sürdürmüş oluyor kişi. Bu noktada siz de ifade ettiğiniz emekli vatandaşlarımız çalışmaya devam ediyorlar. Zaman zaman tabii ekonomik sorunlarla karşılaşıyoruz toplum olarak. Emeklilik aylığını alabilmek için, para kazanabilmek için emekli olabiliyor kişi. Peki kişi kendisiyle emekli olduktan sonra kıdem tazminatı almaya
hak kazanabiliyor mu? Kıdem tazminat alması için ne yapması gerekiyor bu noktada? Eğer emeklilik şartlarını oluşturmuşsa, kıdem tazminatı almaya gereken bugünkü düzenlemeyle zaten şimdi bizim emeklilikle ilgili 3 ayrı yasamız var. Hı hı. Bizim o kadar çok yasamız var ki hangisine bakacağımızı biz de şaşırdık. 2000'e kadar öyle ayrı bir yasamız var. 2000 ile 2008 arası ayrı. 2008'den bu tarafı ayrı. Evet. Günümüze kadar. Ne yazık. Şimdi eğer insanlarımız, çalışanlarımız emekli olmak için gerekli olan sigortalık süresini doldurmuş, yaşı da doldurmuşsa onda hiçbir problem yok. Ama şöyle bir durum var. Maaş bağlanma oranı şeyini yaşı bekliyor. Sigortalık süresini doldurmuş, yaşa bekleyen arkadaşlarımız emekli olup kıdem tazminatını alıyorlar ama emekli maaşı bağlanması için de gereken o süreyi beklemek zorunda kalıyorlar. Söylenti yeni gelecek olan kıdem tazminatı fonunda bu işin düzenleneceğiyle ilgili. Tabii bunlar hep söylenti. Değil masanın mi? Etrafında biz de olsak bu çekincelerimizi söyleriz. Düzgün, güzel, çalışanımızı da memnun edecek bir yasa olmasını isterdik. Her yönüyle sorunuzu, tabii ki. Tabii ki. Sorunuzun cevabı eğer arkadaşım yaşı bekliyorsa, yaşı doldurmamışsa kıdem tazminatını alır. Yaşının dolma süresi kadar da süreyi bekledikten sonra emekli maaşı bağlanır. Evet, malulen emekli olduğu zaman kişi yine aynı düzenlemelere aynı şartlarda, aynı düzenlemelere tabi. Aynı düzenlemelere tabi. Ve bununla ilgili yeni bir çalışma var. Hükümetin dile getirdiği ayrıntılarını net bir şekilde bilmesek de. Net bir şekilde bir açıklama yapılmadı henüz ama bu yapılacak yeni düzenlemeyle ilgili tabii bazı endişeler var. Bir fondan söz ediliyor ki siz de az önce bunu dile getirdiniz. Bu fon aracılığıyla kıdem tazminatının alınacağına dair. Neden böyle bir düzenlemeye ihtiyaç duyuldu? Sizin bu konuyla ilgili görüşünüz nedir? 30 ile çarpılıyor. Bunun düşürülmesi planlanıyor. Neden peki böyle bir düzenleme yapmaya ihtiyaç duydu hükümet? Fona aktarılması şimdi şu an ülkemizde geçerli olan işsizlik sigortası fonu var. Ama bu paraların hiçbiri işsizlere ödenmiyor. Bu paralar başka kaynaklara aktarılıp duruyor. Geçmişte de 8-10 tane fon kuruldu ülkemizde çalışanlar adına. Bunların da akıbetini herkes biliyor. Biz Türk halkı olarak şuna inanmışız. Ben kendi paramı kendim idare ederim. Şimdi fon kurulacak. İşte bakanımız diyor ki bu fondaki biriken parayla kendisi yönlendirecek. Faizini kendisi tespit edecek. Bir ev alacak para biz bunu arttıracağız. Biz de istiyoruz ki bizim paramızı bu eski haliyle biz memnunuz. Eğer kıdem tazminatı fonu gelir ise bu fonda işsizlik sigortası gibi kullanılmayacaksa amenna diyeceğiz ama Türkiye'de fonların akıbeti belli. Fonların nerelere aktarıldığı belli. Bizim tek isteğimiz işsizlik sigortası fonu gibi kullanılmasın. Kıdem tazminat fonu kurulacaksa kurulsun. Dışarıda tüm çalışanlarımızın %100'ü kıdem tazminatı alsın isteriz. Ama bunun içinde bu kadar sansasyona, bu kadar büyük projeymiş gibi göstermeye gerek yok. Tek satırlık bir madde. İş kanununun 14. maddesine ilave edilebilir. Dışarıda özel sektörde de çalışan, sanayide de çalışan arkadaşlarımız kıdem tazminatı kıstel üyeme yapılıp 6 aylık, 7 aylık, 8 aylık şeklinde ödenir denirse onların mağduriyeti giderilmiş olacak. Şimdi işverenlerimiz şöyle diyor, özel sektörlere de muhatabız. Şimdi işsizlik kıdem tazminatı fonu kuruldu. Bu fona para aktarılacak. Ben sizin yanınızda eğer çalışıyorsam siz benim adıma bu fona para yatıracaksınız. Evet. Şimdi insanların ücretini, asgari ücret 1300 lira olmuş yılbaşından itibaren. Ben sana gene 1000 lira verip 300 lirasını bankamatikten çekip geri bana getireceksin diyen işverenlerimizin olduğu bir yerde o işverenimiz tutup da bizim kıdem tazminatı fonuna parayı yatırmaz. Bu devlet güvencesi altında olmalı. Biz bu fona bu yüzden karşıyız. Fonun kuruluş amacı altının doluluğu taraflarla belirlenir. Derler ki bu şekilde yürüyecek. Biz de o zaman eğer iyi bir şeyse tabii ki yanında oluruz. Evet ama şu anki durum kişilerin inisiyatifine kalacak gibi görünüyor. Tabii. Sizin endişeleriniz tabii bu yönde. Geçmiş yaşadığınız tecrübeler var fonlarla ilgili. Fonlara bakış açınızda dolayısıyla endişeli. Bu nedenle de şimdi içeriğinin dolmasını istiyorsunuz. Kıdem tazminatının hakkının doğabilmesi için benim 365 gün çalışmam gerekiyor. Şimdi işe başlıyorum. 2 tane evrak imzalanıyor bana. Boş kağıda imza atıyorum. Yıl sonu ben buradan izleyicilerimize, emeğiyle geçinen arkadaşlarımıza da şunu söylüyorum. Artık teknoloji çağındayız. Sigorta primlerine lütfen yıllık baksınlar. Evet. Sigorta primleri 359 gün ödenmişse o arkadaşımızın şu anki yasayla kıdem tazminatı alma hakkı yok. 365 gün ama yasada 360 gündür bu. 360 gün kıdem tazminatı ile ilgili bir sigortası ödenmiş mi bu arkadaşların?
Bizim öyle, bunu herkes için söylemiyorum, artık netli değilim kesinlikle. Öyle işverenlerimiz var ki iki gün çıktı gösteriyor ya da cumaya denk getiriyor, pazartesi başlatıyor. Dolayısıyla kıdem tazminatı alma hakkı ortadan kalkıyor. O yüzden biz de uyanık olmak durumundayız. Sizin aracılığınızla da buradan yıl sonunda 2015 yılının sigortalısı ne kadar yatılmış? Ben bir yıl çalıştım ama sigortalık sürelerini şöyle bir toplasın. Tamamsa 2015'i kapatsın, ama değilse gidip ertesi gün işverenine benim şurada iki günüm noksan dediğinde de kapının önünde kendini bulmasın. Evet, tabii böyle durumlarla da karşılaşılıyor ne yazık ki ülkemizde. Dolayısıyla özel sektörde yaşayan, özel sektörde çalışan insanların mağdur olmaması için böyle bir fon kurulacağı ifade ediliyor. Ama siz de diyorsunuz ki bunun başka yöntemleri de var. Bu bir düzenleme ile de hayata geçebilir. İnsanların mağduriyeti bir düzenleme ile de giderilebilir. Buna Burcu gerek Hanım, yok. Burcu Hanım, ben şimdi 25 yıl kıdem tazminat fonu yoktu. Emekli sandığında emekli maaşım olarak benden kesilen para bir taraftaydı. Şimdi fon kurulacak. Ben diyelim 5 yıl daha çalışacağım. Bu 25 yıllık çalışmam bu fona dahil edilecek mi? Bununla ilgili soruya cevap bulamıyoruz. Yeni bize söylenen, sadece bizim bilgimiz şu. Bu fon kurulduğu tarihten sonra ilk defa sigortalı olarak işe başlayacaklar. Bu fonda değerlendirilecek deniyor. Ama ülkemizde yasalar tek tek çıkmıyor. Bir torba halinde çıkıyor. Evet. Hatta çuval halinde çıkıyor. Bu da onun içinde kaynar diye endişemiz var. Biz de istiyoruz ki eğer bunu net bir şekilde bize kıdem tazminat fonu altıyla üstüyle yasasıyla önümüze bir gelsin istiyoruz. Taraflarında görüşü ister alınsın ister alınmasın, bizim duruşumuz çok net. Ne kıdem tazminatımızdan bir gün taviz veririz ne de fona devredilmesini istiyoruz. Evet, dolayısıyla siz bunu dile getirmeye de devam edeceksiniz. Ama beklediğiniz bir diğer yandan da bunun açık bir şekilde size sunulması, yani ayrıntılara basının, kamuoyunun bakabilmek. Bunu bilmesi, vatandaşın bunu bilmesi kadar en doğal bir hak. Eğer beni ilgilendiriyorsa bu çıkacak yasa, bu yasanın altını üstünü benim bilmem lazım. Evet, ama henüz öyle bir hiçbir durum şey yok. Belki önümüzdeki günlerde bu ayrıntılar mutlaka, paylaşılacak. Mutlaka gelecektir. O zaman siz de kesin duruşunuzu bir kez daha ifade etmiş olacaksınız. Evet. Elde edilen haktan geri dönüş mümkün değil. Bunun mücadelesini sürdüreceğiz dediniz. Yine iş dünyasını ilgilendiren, sıkça dile gelen bir başka konuya geçerim dilerseniz. Taşeron. Taşeron işçilerimizden özellikle kıdem tazminatı için söylediniz ama siz bunu seçim zamanları taşeron işçileri daha sık duyuyoruz. Özellikle seçim vaatlerinde. Geçtiğimiz günlerde de bunu yaşadık. Gerek 7 Haziran'da gerek 1 Kasım'daki seçimde taşerona bir çözüm bulunacağına dair tüm siyasi liderler dile getirdiler seçim mitinglerinde, meydanlarında. Ama hala ülkemizin problemlerinden biri taşeron işçilik. Ne olduğuyla yine başlayalım isterseniz, kıdem tazminatında yaptığımız gibi. Sık duyuyoruz, siyasiler tarafından sık dile getiriliyor, işçilerimiz tarafından sık dile getiriliyor ama nedir taşeron işçilik öncelikle? Burcu Hanım, doğru, ülkemizin bir kanayan yarası haline geldi taşeron olayı. Taşeron nedir? Bir işletme kendi işiyle ilgili, diyelim bu bardağı üretiyoruz. Büyük bir sipariş aldık, elimizdeki personelle bunu yapamıyoruz. Bakanlığa yazı yazılır, bakanlığa denir ki ben bu bardağı üretmek için benim 100 personelim var ama ben bunu yetiştiremeyeceğim bu siparişimi. 50 kişi daha bu yöreden insan alacağım, 6 ay içinde de bu işi bitireceğim. Evet. Denir, bakanlıktan olur alınır, taşeron yasası bu şekilde girmiştir. O bardak işi bittikten sonra arkadaşların tüm hakları ödenir, arkadaşlar gider. Ama sistem bu. Sistem bu. 1950 yılında gelmiştir, yasamıza girmiştir, iş hukukuna girmiştir ama ülkemizde maalesef böyle olmuyor. Şimdi bütün işleri taşere eder hale geldik. Yöremizde bizim tarımla ve şeker sanayimiz var. Burada geçici işçiler var. 5 ay 29 gün bunlar çalışıyor. Bunlar devletin geçici işçileri. Onlar çalışıyor, işi bırakıyor. Bunların yerine de 6 ay taşeron işçi denilen bu arkadaşlarımız burada istihdam ediliyor. Şimdi sayıları 1000-1500 civarına geldi. Artık kanayan bir yara oldu. Şimdi çalışma hayatında öyle işçiler öyle sınıflandırıldı ki 4A var, 4B var, 4C var, taşeron var, asıl işçi yapan var, iş kur işçisi var. Evet. Yani aynı binanın içinde 6-7 mensup çalışan, kategoride çalışan arkadaşlarımız var. Şimdi iş kanununda böyle derken, işin gerekliliği durumunda alınır derken seçim üzere, fazla geriye gitmeye gerek yok. Tüm muhalefet ve iktidar partileri büyük pankartlar astılar, taşeronuna kadro. Evet.
bunu hepimiz gördük. Sevindik. Hepimiz sevindik. Sizler de gördünüz. Yakinen de şahitsiniz. Paylaştık Başbakanımız da bunu söyledi. Vaatlerinin birinci sırasında geldiğini söyledi. Hı hı. Bununla ilgili seçimden sonra süre ilerlemeye başlayınca şimdi sayılar, gerçekler ortaya çıktı. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bir hastanede taşeron doktor var. Ameliyata soktuğumuz Samsun'da Gazi Devlet Hastanesi'nde taşeron doktorumuz var. Geliyor, ameliyatını yapıp gidiyor. Eğer bu hastanede bu doktora ihtiyaç varsa bu doktor orada olmalı. Değil mi? Şimdi belediyemizin asıl işleri temizlik işleri. Temizliğin tamamı taşeronda. Güvenlikler taşeronda. Sağlık hizmetleri taşeronda. Devlet su işlerinde asıl işler taşeronda. Elektrikle uğraşan tüm iş yerlerimiz devlete, kamuya bağlı, özel sektöre bağlı taşeronda. Şimdi hükümet edenler seçim zamanı biraz boldan attılar bunu. Oyları aldıktan sonra da sayının 1 milyona yakın olduğu görülünce. Evet. Her alanda gördüler ki her taşeron alanda var. Taşeron var. Taşeron zaten 80 anayasasından sonra işçilerin kazanımlarının baltalama adına tehdit unsuru kullanılarak kamuya yerleştirilen, kamuda başlayan, daha sonra işverenlerimiz de çok hoşuna giden bir sistem oldu. Değil mi? Onlar kolay bir şekilde. Köle gibi gel gel, git git, yat yat. Onlar mecburdu zaten bunu yapmaya. Avantaj sağladılar. Avantaj sağladılar. Şimdi sayı böyle artınca hükümet şöyle bir açıklama yaptı. Ya ben asıl işe kadro vereceğim. Hı hı. Bu sefer de çalışanlarımız arasında şöyle bir çelişki doğdu. Kim asıl iş, kim yardımcı iş? Şimdi kendi çalıştığım kurumdan örnek vereyim. Eğer dozeri kullanıyorsa bu adam asıl işçidir. Değil mi? Asıl işi ona, yapan kişi sonuçta. Asıl işi yapan kişidir. Ona hizmet eden de asıl işçidir. Yani bir iş yerinde asıl iş, yardımcının yardımcısı diye olmaz. 143 bin kişiye kadro vereceğiz dediler. Hı hı. 143 bin taşörüne kadro vereceğiz dediler. Oysa ki şuna samimi söylüyorum. Taşörünün bu ülkeye hiçbir maliyeti yok. Şu an gelinen durum şu. Biz biliyorsunuz 7 Şubat'ta Atatürk Anıtı'nın önünde bir eylem yaptık. Taşeron olayına dedik artık sandığa koyduk. Evet. Bu rahmetli oldu. Bunu defnettik. Evet. Bir daha bunu konuşmak istemiyoruz. İlgi çeken de bir eylemdi. Tabutlu eylem diye tabutlu yer eylemdi. Aldı. Şimdi bir taşeron eğer ihtiyaç yoksa bu kuruma neden alınır? Alınmışsa bunun adı niye taşeron olsun? Niye bir çelişki var ortada. Bir çelişki var. Şimdi size rakamlar, devletin rakamları. 2000 ile 2500 liradan başlayan her taşeron için bir maliyet var. Her kurum. Kredi Yurtlar Kurumu'nda kalorifer yakma işini yapan arkadaşlarımız var. Soruyorlar. Biz Kredi Yurtlar'ın asıl işçisi miyiz? DSİ'de temizlik işlerini yapanlar soruyorlar. Biz DSİ'nin asıl işçisi miyiz? Her kurumda bu böyle. Temizlikle ilgili olan var, güvenlikle ilgili olan var. Şimdi şöyle bir örnek vereyim. 100 tane taşeron çalıştırıyorsunuz. A kurumu. Kişi başına 3000 lira ilgili firmaya, ihaleye alan firmaya parayı veriyor. İlgili firma asgari ücretin 1.3'ü kadar, 1.4'ü kadar arkadaşlarımızın ücretlerini ödüyor. Yani düz anlayacağımız sistemde söylersek 3000 lira adam başı alıyor, 2000 lirasını harcıyor, maaş, sigorta, vergisini 1000 lira o taşeronun cebinde kalıyor. Evet. Bizim o eylemde söylemek istediğimiz, altını çizmek istediğimiz şuydu. Bu ülke bizim. Biz bu ülkede yaşayacağız. Bizim gidecek başka yerimiz yok, gitmeyiz de zaten. Eğer öyleyse bu arkadaşlarımızı kadroya alsanız, bunlar 8-10 yıldır çalışıyorlar. Gençliğini de verdiler bu kuruma. Kadroya alın. Taşeron firmanın kazandığı adam başı 1000 liranın 500'ü devletin kasasında geri dursun. Kâr etsin devlet. 500 lirasına çalışan arkadaşımıza verin. O da ailesiyle geçimini sağlayacak bir ücrete kavuşsun. Ve tamamı kadrolu olsun. Evet. Bundan kimin nazarı var? Ben bu hesabı yaptım. Devletin bunda büyük karı var. Değil mi? Devlet bir zarara çalışanımızın, uğramayacak. Çalışanımızın şöyle bir karı var. Aidiyet duygusu gelişecek. Kendi ülkesinde güvence de hissedecek. Kendi ülkesinde yabancı mıdır? Asıl işçi midir? Yardımcı iş midir? Kaçıncı sınıf? Üye evlat mıdır? Bu muameleyi görmeyecek. Daha iyi bir aile ortamı yetişecek. Sağlıklı bir birey, sağlıklı bir çocuk yetiştirir. Tabii ki. Toplumu da toplumun, direkt ilgilendiren bir sorun. Düzelmesiyle ilgili bir sorun. Bu öneriyle bunu yaptık. Peki ben bir de karşı taraftan bakıyorum. Neden bunlara bu kadro verilmiyor? Eğer benim ihtiyacıma, hizmetime ihtiyacın yoksa beni bu kuruma almazsın. Eğer beni buraya alıyorsan ve 10 yıldır ben buraya 23-24 yaşında gelmişim, askerden sonra gelmişim, gençliğimi vermişim. 10 yıl sonra diyorsun ki ya bir yasa çıkıyor, sen asıl işçi değilsin, sen üvey evlatsın, üveyin de üveysin, sana kadro yok, diğerine var. Bu çalışanlar arasında iş barışını da bozacaktır.
değil mi? Toplumsal barışı da. O insan oraya gençliğini vermiş. O yaştan sonra başka da iş bulamayacak. Bu işin çözümü devletin de menfaatine, çalışanımızın da menfaatine, taşeronları ortadan kaldıracak. Devletin de karı var, çalışan insanımız da huzuru olacaktır diye düşünüyorum. Evet. Ayrım yapılmaksızın. Türk İş'in bu konuda geçen hafta Cumhurbaşkanı'na iletmiş olduğu konu da önemli. Ayrım yapmayın. Çalışanın arasında asıl iş yardımcı işi belirleyecek kişi kim? Bir mahkeme yok. Ülkemizde zaten mahkemelerin verdiği kararları tanımayanlar da var da bir mahkeme yok. Bunu kim karar verecek? Bakanlar Kurulu deniyor. Bakanlar Kurulu bizim gibi insanlardan oluşuyor. Neyin ne olduğunu tam bilen taraflarla oturulursa bu işin kökten çözüleceğine ben inanıyorum. Taşeron sisteminin kadroya geçirilmesinin bence temel sebebi, son cümlemi de öyle tamamlayayım isterseniz bu konuyla ilgili. Son şeyim şu, taşeron kalsın ki, böyle çalışsın ki birilerine muhtaç olsun. Bu politika mı güdülüyor? Birileri seçim zamanları, başka zamanlarda farklı şekilde bu arkadaşlarımızı kullanıyor. Bana muhtaç olsun. Ben bunları şimdi kadro verirsem bunlar artık kendi kafalarına göre hareket ederler. Bu ülkede 13-14 yıldır zaten AKP iktidarı var. Zaten bunlar hep sizin döneminizde girmiş insanlar. Birçoğu da kendi partilerindeki insanlar. Böyle bir de siyaseti sokmak istemiyorum ama bunların tamamına kadro verilmesi bu ülkenin menfaati nedir? Çalışanlarımızın menfaati nedir? Ama henüz konuyla ilgili atılan bu anlamda Mart'ın 20'sine kadar yapılacağı, asıl işi yapanların en azından mecliste bu geldiğinde büyük tartışmalar yol açacağına ben eminim. Biz de Türk İş olarak ben şimdi soruyoruz. Geçen bundan bir ay önce Çalışma Bakanı'nın ziyarete gittiğimizde sorduk. Kredi yurtlardaki karar üreticiler asıl iş midir? Şimdi olup olmadığını döndü müsteşarına sordu. Daha kimse net bir bilgisi yok. Ama şunu söylüyorlar. Temizlik ve güvenlik bu işin dışında. O zaman da ben soruyorum. Belediyelerimizin asıl görevi temizlik değil midir? Değil mi? Bir çelişki dolu. O yüzden insanları böyle karşı karşıya getirmenin anlamı yok. O yüzden tüm taşeronun tamamına A'dan Z'ye kadro verilirse bu ülke için daha hayırlı olacaktır. Evet, bir ayrım yapılmaksızın esas olan bu. Bir ayrım yapılmaksızın taşeron işçilere kadro verilmesini istiyorsunuz ki bununla ilgili düzenlemelerde zannediyorum Mart ayının ortalarında görüşüleceğini. Sanırım bize de Mart ayında bir Ankara yolu gözükecektir. Tüm kurumlardaki arkadaşlarımıza eğer komisyonlardan geçip meclis gündemine geldiğinde biz bunu sonuna kadar takipçisi olmak istiyoruz. Tamamına kadro istiyoruz. Ayrımsız. Evet, talep edilen bu ki hükümetin vaatleri arasında da olan bir şey bu. Siz de ifade ettiniz, pankartlarda gördük, açıklamalarda duyduk. Taşeron işçiye kadro verilecek. Yeter ki bize oy atın dediler siyasiler. Bekleyip maalesef, göreceğiz nasıl maalesef olacağını. Maalesef seçim bitti, oylar sandığa gittikten sonra İşte o zaman çıktı bu asıl iş, yardımcı iş. Biz duymamıştık bu telaffuzları, bu kavramları hiç duymamıştık. Yardımcı iş ne oluyor? Eğer bu, demin söyledim, hizmetime ihtiyacım yoksa beni alma. Ondan sonra işte maalesef bunun adı işte seçime kadar, sandığa kadar. Değil mi? Bu algı oluşuyor ister istemez. Evet, oluşuyor. İnsanlar bunu düşünüyorlar. Tabii bunu muhalefet partileri bize biraz daha fazla dile getirmek zorunda. Yani insanlar verdiği sözlerin altında kalmamalı, verdiği sözleri yerine getirmek için mücadele etmeli. Tamamı olmayabilir ama böyle bir ayrıma ben kayıtsız sarsız tüm taşörene kadro vereceğim diye pankart asıyorsunuz. Seçim bittikten sonra diyorsunuz ya ben tamamına demedim. İşte şurasına asıl iş. Bir şunu da belirtmek istiyorum izleyicilerimize. Seçimlerden önce diğer muhalefet partileri taşörende ayrım yapılmadan kadro vereceğiz demesine rağmen bizim taşörün arkadaşlarımıza şu baskı yapıldı. Kamuda ve özel sektörde bu çok net hissediliyor dışarı çıktığında. Sahada da biz bunları yaşıyoruz. İşte bizim zamanımızda geldin ben seni işten atarım. Bu tür tehditler, bu tür şeyler, baskılar çok yapıldı. Günümüzde bunun adı mobbingti. Mobbingin en iyisi uygulandı. Ama arkadaşlarımıza sorduk. Yani neden böyle, sonuç böyle çıktı? Bir taraf diyor ki ayrımsız vereceğim, kadro vereceğim demesine rağmen niye oy verilmedi? Taşeron arkadaş diyor ki ona güvenmedim ya da bana baskı yapıldı gibi. İnşallah çözülür. Taşeron çalışan, biz de 13 yıl çalıştık, geçici çalıştık. Bu kanayan bir yara oldu. Bu yaranın bir an önce pansuman yapılıp tedavi edilmesi gerekiyor. Evet. İnşallah tamamına kadro verilir.
Kesinlikle. Çok büyük bir kesimi çünkü kapsayan, ilgilendiren bir konu. Siz de ifade ettiniz. Aynı zamanda da toplum barışını, toplum düzenini de bir noktada ilgilendiren bir konu. Hepimizi dolayısıyla etkileyecek bir konu. Şimdi son günlerde belki konumuzun dışında olacak ama yani Türkiye'de yaşanan işte Suriyeliler geliyor her akşam mahallede bir kavgalar, herkes bir gergin. Zaten bunları yeterince yaşıyoruz. Değil mi? Toplumsal ama sıkıntılarımız toplumsal var. Toplumsal sıkıntılarımız bu kadar had safhaya ulaşmışken kalkıp iş, ekmek, işimle ilgili ya ben kadro alamazsam işte çıkış alabilir miyim? Endişeler. Endişesiyle eve gelen bir çalışanımızın kadın annedir, babadır. Çalışanın psikolojik durumunu düşünün. Bunlar aslında temelde devletimizin sosyal devlet olmanın görevidir. Evet. Oradan yapılandırılmaya, aileyi sağlıklı bir ortamda yetiştirmeye çocuklarımızı yetiştireceğiz ki yarın bugün çocuklarımız bu sokakta oynayacak. Çocuklarımızı biz bu psikolojide yetiştirirsek onlar da dışarıda farklı şeyler yapıyorlar. Ne yazık ki. Bence önemli olan yer burasıydı. İnşallah çözülür. Konumuzun dışı belki ama bir soru yöneltmek istiyorum size. Az önce ifade ettiğiniz Suriye'den gelen insanlar ki sadece Suriye değil, yurt dışından gelen insanlar, ülkemize yerleşen insanlar var ve bunlarla ilgili de bir düzenleme yapıldı. Onların iş hayatında etkin bir şekilde kullanılması için hükümet onları destekleyeceğini, bu çalışmayı destekleyeceğini duyurdu geçtiğimiz günlerde. Peki bu durum iş yaşantısını, yine toplumsal yaşantıyı nasıl etkiler? Bu konuyla ilgili sizin görüşünüz nedir? Şimdi yeni alt komisyondan geçip meclise gelen bir yasa var. Yasa şu, iş kanunu ile Türkiye İş Kurumu kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı. Şimdi okurken bile zorlanıyoruz. Neyin neyle ilişkili olduğunu bilmiyoruz. Bunun içinde Suriyelilerin durumu var. Bunun içinde esnek çalışma var. Bunun içinde kiralık işçilik adı bir kere hoş değil. Kiralık işçi. Bir insan emeğiyle geçiniyor, emeğinle karşılığı para alacak, buna da kiralık oluyor. Yani bunları biz hiç hoş karşılamıyoruz. Meclis gündemine de geldi. Bu arada tabii Suriyeli yurttaşlar geldiler bu tarafa. Bunlara seçim hakkı verildi. Bunlara geçim hakkı verildi. Ülkemizde bu kadar yoksulluk sınırının 1300 lira olduğu bir yerde, 1391 lira olduğu bir yerde kendi vatandaşımıza sağlamadığımız birçok hak sağlandı. Onlara seçim hakkı da tanındı. Yarın bugün tüm kamuya yerleşecek. Sanki bizim 12-13 milyon işsizimiz yok gibi. Bu anlamda hazır fırsat bulmuşken Türk İş olarak mevcut 10 milyon çalışan ilgilendiren kiralık işçiliğin yolu açılıyor bu yasayla. İşçi ayrımı, işverenin işçiye istediği gibi çalıştıracağı, bu eğer konuşulan alt komisyonlardan geçen meclise gelen şey geçerse biz şu an hiç beğenmediğimiz taşeron sistemi var ya bunu bile arar hale geleceğiz. Değil mi? Çok daha taşeron, farklı. Taşeronun daha bu tam köle ticareti gibi olacak. Şimdi 50 kişinin altında olan yerlerde %25'ini kiralık işçi olarak alacaksınız diyor yasa. Evet. Şimdi Saathane Meydanı'na gidecekler. Diyecekler ki 50 kişi çalışıyorsa eğer işte 25 tane gelecek. Sigortası yok. Sosyal güvence, hiçbir şey yok. İş sağlığı güvenliği mevzuatlarına aykırı davranılacak. Biz şunu söyledik hep. Dedik ki özel sektör, devlet, kamu hiç fark etmez. Büyük bir kayıp var. İstihdamın içine alalım. Kayıt dışıyı sağlamak için sendikalaşmanın önündeki engelleri açın. Herkes sendikalı olsun. Bak kayıt dışında bir kuruş kaçak yok dedik. Kayıt dışıyla böyle İki mücadele edilir. 2 yıl önce Çalışma Bakanlığı'yla, İşkur'la, Samsun'la yaptığımız toplantıda bunu dile getirdik. Dedi ki sizin yapacağınız sadece sendikalaşmanın önündeki engelleri aşın. Biz sigara fabrikasında arkadaşlarımız sendikalı oldular diye 9 tane arkadaşımız işten atıldı. Evet, davaları sürüyor. Yani sendikalı olunca farklı oluyor. Son şunu söylemek istiyorum. Türk İş olarak Türkiye genelinde 81 ilde bugün saat 1.30'da bir basın açıklaması yapacağız. Türk İş'e bağlı tüm şubeler orada olacak. Bununla ilgili ayın 4'üne kadar Samsun'un çeşitli yerlerine stand kurup imza kampanyalarımız başlatacağız. Bu imza kampanyalarını 81 ilde il başkanına, AKP il başkanlarına teslim edeceğiz. Asıllarını da genel merkezi Ankara'ya götürüp başbakana iletilmek üzere vereceğiz. Bunu da vatandaşlarımızın duyarlı olmasını istiyoruz. Çiftlikte ve Konak Sineması'nın önünde yapacağımız standlarda bize yardımcı olurlarsa taşeronu bile arar hale geleceğimiz bu yasa tasarısına da karşı çıkıyoruz.
bununla ilgili katkı verirlerse sevinirim. Değil mi? Önemli olan bilinmesi, farkında olunması ki siz de bunun için uğraşıyorsunuz. Bir farkındalık yaratmak adına kolaylıklar diliyoruz bizler de. Çok teşekkür, çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için de. Görüşmek üzere. Sağ olun. Hoşçakalın. Evet değerli izleyenler, Türk İş Samsun İl Temsilcisi Sayın Nakip Yılmaz stüdyomuzda bizlerle birlikte olduğu taşeron işçilikten söz ettik, yeni tasarıdan bahsettik ve kıdem tazminatıydı bugünkü konularımız. Sohbetimizi noktalıyoruz, yayınımız devam edecek tabii ki. Aramız olacak saat başındaysa Samsun Spor'u konuşacağız, bizlerden ayrılmayın.